Evet kardeşim. Şimdi buraya oturacaksın. Değil mi Gonca? Evet evet. Şunları da çıkartalım. Buyurun. Bunu yapmak zorunda mıyız? Evet zorundayız. Sen hiç kına görmemişsin hayatında ya. Biz sana küçük bir prova yaparız. Acemilik çekmemen lazım. Buralarda kına gecesi çok önemlidir. O yüzden biz de sana kına yaparız. Gonca yönetecek, biz de ona uyacağız. Otur hadi. Mesela kuryemiz çok güzel olması lazım. Kuryemizin güzel olması gelin ve düğün önem verildiği gösteriyormuş. Şunu da şöyle elinize takalım. Elinizi açayım. Dur dur, öyle olmaz. Önce bunu salona geçireceksin. Evet. Ne kadar güzel bunlar. Sizin eliniz de çok güzel durdu. Ah. Ona evet. Takalım. Evet. Şimdi kardeşim, biz Gonca ile her tarafını gezeceğiz. Bu mumları tutarak sen de o sırada oturup ağlayacaksın. Tamam mı? Ağlayacak mıyım? Niye ağlıyorum ki? Bugün en mutlu günüm değil mi? Ben orası bilmiyorum kardeşim. Gonca öyle söyledi. Ağlayamayacak mı? Öyle demedin mi? Evet evet, adettendir. Hani ağlayarak gitsin, gülerek devam etsin diye. Şimdi en sevdiğim kısma geldi. Kınada sürüklürken sakın elinde açma. Çünkü kaynanan, yani Hafife Hanım elinde altın koyacakmış kına üzerinde. Tamam mı? Hadi biz şimdi döneceğiz her tarafına. Sakın unutma, ağlamak çok önemli. Ağlamak bu işin pof noktası. Tamam mı? Evet, tamam. Yüksek yüksek tepelerde hiç kız vermesinler. Annesinin kuzuna kızmasınlar. Kaçan gelin malum olsun. Ben evime özledim. Hem evime hem koyime hem babama. Ama ağlamadın kardeşim. Olmaz böyle. Kınada ağlamazsın, Hafife Hanım çok kızar. Sözleri yanlış söyledin de ondan. Ben anladım. Örtüyü takmadık. Ondan ağlamadı. Ha, gel takalım. Tut böyle. İşte. Böyle. Yüksek yüksek tepelerde ev kurmasınlar. Ablanın omzuna bir şey atsak mı? Ne bileyim, uyuyanın üstüne kar yağar derler ya. Ne oldu? Ne konuşuyorsunuz? Ablacığım, sen artık eve gitsen mi? Bak böyle boynun sırtın falan tutulacak. Yok, iyiyim ben. Senin işin daha uzayacak mı? Hadi kalk buna gidelim. Benim işler daha çok. O yüzden dedim ya sen eve git diye. Olmaz. Evleneceksiniz. Siz yalnız kalmamanız lazım. Sonra mahallede laf olur. Ablacığım bak saat çok geç oldu. Mahallede herkes evinde ve uyuyordur. Hadi ama canımın içi.
Hadi sultanım benim, bak çok yordun kendini. Hadi kırma kardeşini, gel. Al çantanı da. İyi. Ablanı kovuyor musun sen? Ablacığım, o nasıl söz öyle? Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Bak sabah olsun, her şeyi detaylı bir şekilde konuşacağız, tamam mı? İyi, ver. İyi geceler. Yusuf Yusuf tepelerde kız vermesinler. Annesinin kızına kızmasınlar. Bu ağlama işi çok zor Musa. Hem ben neden ağlamam gerektiğini bile anlayamadım ki. Ağlaman şart kardeşim. Bence en iyisi sen aklında kötü şeyleri düşün. Mesela eniştem hastalanmış, ateş içinde yatıyor. İlaçı da fayda etmiyor, öyle gibi. Allah korusun Musa. Düşünsene, hayal et. Yani eniştem hastalandı, gözünü açamıyor, ayağı bile kaldırmıyor. Öyle şeyleri düşün, hayal et sen. Hayal et. Yüksük yüksük tepelere hiç kız vermesinler. Annesini Sen vurmuşsun. Niye söylemedin? Gözlerini aç. Bana bak. Gözlerini aç lütfen. Oh, hocam. Hiç kız vermesinler, annesinin huzuruna vermesinler. Gel anne masum kız anne, ben evime dönerim. Hem babama hem babama, anneme özledim. Yüksük yüksük tepelerde vermesinler. Hem anneme hem babama. Zor oldu ama başardık. Ya ben aslında evliliğin formalite olduğunu söylemeyecektim. Ama sen de gördün. Başka çare bırakmadı. Yalnız bir an ablanın elinde kalacağım diye korkmadım değil. Tam da sırasıymış gibi mideme kramp girdi zaten.
Ya ciddi ciddi seni hamile sandı. Zaten bu dünyada senin gibi huysuz lady bir tane var. İnsanlık bir tane daha senin gibi kızı kaldıramazdı. Olmazdı. Kız olacağı nereden belli? Hem erkek olsa daha mı iyi? Bir de sana benzese hoyrat kaba bir çocuk. Bir dakika, ben kaba mıyım? Ne var aklında? Ailene söylememiz lazım. Annene, abine. Hayır dedim. Daha önce konuştuk bunu. Konuşmadık. Sen konuyu kapattın. İkisi farklı şeyler. Ben hayır dedim. Söylemeyeceğim. Sen de bu işe karışmayacaksın. Hayırlı akşamlar çocuklar. Işıklarınızı açık görünce bir çayınızı içmeye geldim. Buyur usta, tabii. Gel. Sağ ol Kenan oğlum. Hoş geldin Yakup amca. Hoş bulduk kızım. Ben ağlamam gerekiyormuş. Musa beni ağlatmaya çalıştı. Kına geçisi için prova yapıyoruz. Ne olursa olsun ağlamayacaksın. Tamam mı? Gelenek öyle diye. Yani o yüzden. Bunlar mutluluk gözyaşları zaten. Yani hiç değilse öyle olması gerekiyormuş. Tamam. Ama artık dinlenmen gerek. Kendini bu kadar yorup yıpratmanı istemiyorum. Yok, yorulmadım ben. İyiyim. Hem böyle hoşuma gidiyor. Burnun kanıyor. Geç şöyle otur. Peki iyiyim ben gerçekten. İnat etme, gel buraya. Burnun kanıyor. Musa, tansiyon aletini getir. Enişte, kardeşim iyi mi? İyi olacak, dinlenmesi lazım. Tansiyon aleti hemen. Sen de gidebilirsin. Bu gecelik bu kadar gösteri yeter. Sağ ol kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Bir haber duydum ama aslında sizden öğreneyim dedim. Usta, duyduklarım doğru. Biz Nurşah'la evleniyoruz. Oo, iyi yaparsınız tabii. Böylece nefesi de alırsınız hemen. Abinin haberi var mı Nurşah kızım? Abimle anneme söylemeyi düşünmüyorum Yakup amca.
Saat de çok geç oldu. Ben artık gideyim. İyi geceler. Tamam kızım. İyi geceler. İyi geceler. Usta. Ailesiyle ne yaşamış olabilir? Hayır, ne yaşadı da inat ediyor bu kadar söylememek için? Bunu kendisine sor, öğrensen daha iyi olur sanki. Sordum. Sordum ama cevap yok. Tansiyonu normal gözüküyor. Ama yine de doktora gitsek iyi olur. İyiyim ben, merak etme. Biraz dinleneyim geçer zaten. O zaman yatakta dinlen. Kına gecesinin provasına rüyanda devam edersin diyeceğim ama onu da istemiyorum. Rahat bir uyku çekip dinlenmen lazım senin. Bir şeye ihtiyacın olursa... Sana haber veririm. İyi geceler. İyi geceler. Mor salkım ve leylaklar içinde bir kır düğünü. Sultanlara layık bir düğün için yalı tercihi. Son model tasarım teknemizde eşsiz ikramlar eşliğinde düğününüzü unutulmaz kılın. Birbirinden farklı içeriğe sahip menüler. Göz alıcı çiçek aranjmanları. Özel limuzin veya klasik arabayla düğün mekanına giriş. Masa tasarım örnekleri. Yalı düğününde özel iskele tercihi, yurt dışından gelecek misafirler için transfer araçları ve otel rezervasyonu, makyöz ve stil danışmanı. Allah'ım ne zor iş. Ben hangisini seçeceğim? Nasıl çıkacağım bu işin içinden ben? Geç kaldım. Hay Allah, geç kalmışım.
Günaydın. Feriha abla, ben dün gece çok geç geldim. Sen de uyuyordun. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Biz... Biliyorum. Vuslattan aldım haberini. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok şaşırdım. Ama bir yandan da çok sevindim. Hazırlık da yapmadık hiç. Yatırım nikah yapacakmışsınız. Evet. Öyle oldu. Sana nikah için gelinlik dikmek isterdim ama malum yetişmez. Ben de bir duvak dikeyim dedim. Bitmek üzere, 5-10 dakikası var. Çok teşekkür ederim ama düğün yapmayacağız ki. Biliyorum, ustad söyledi. Merasim istemiyormuşsunuz. Bari o zaman bize nikah katılalım dedim ama ustad istemiyorlar dedi. Kendi aralarında imza atacaklar deyince ben de bir şey diyemedim tabii. Yıldırım nikahı olunca. Ben de bir şey yapmak istedim. Bir katkım olsun istedim. En azından nikahında bir duvak takarsın değil mi? Gerçekten çok ince düşünmüşsün. Çok teşekkür ederim. Ama gelinlik giymeyeceğim. O zaman düğün hediyenizi vereyim. Ben diktim. Bir yastıklı kocayın inşallah. Hiç gerek yoktu. Bunu da almazsan kırılırım vallahi. Kenan'la çok yakışıyorsunuz birbirinize. Allah biliyor ya. İkinizi ilk defa yan yana görünce aklımdan geçirmiştim. Bakıyorum keyifler yerinde. Ha? Şarkılar, türküler söylüyorsun. Ha? Ne o? Ne yapıyorsun sen? Niye topladın bakayım o kıyafetleri? Hakim amca beni babama verecek ya yakında. Onun için. Nereden çıktı kız? Ha? Yok öyle bir şey. Kimse seni babana vermiyor. Sen artık hep burada kalacaksın. Hayır. Babam Ruşa ablamla evleniyor. Ailesi olacak. Sonra da beni yanına alacak. O elindeki ne? Nevresim takımı. Sen çeyizini mi getiriyorsun? Ya bir şey soracağım. Sen bu olayı biraz fazla mı ciddiye aldın? Başka getireceğin çeyizin var mı? Öyle büyük büyük sandıklar falan, ha? Feriha abla düğün hediyesi olarak verdi. Ama istersen geri götüreyim. Hatta gitmişken formaliteden evlendiğimizi falan da anlatırım. Hı? Ne dersin? Tamam, sakin ol. Parlama hemen. Feriha ablanın böyle incelikleri vardır. Ya zamanla sen de alışırsın. Bak belli ki seni çok sevmiş. Yoksa herkes yapmaz böyle. Baksana. Hepsini kendi elleriyle dikmiş. Çok güzel değiller mi? Evet, gerçekten çok güzeller. Peki senin alışık olduğun tarzı değil ama Avrupa'dan alınmamış ya da marka şeyler değil. Böyle ince zevklerin olması beni biraz şaşırttı açıkçası. Demek ki emek verilen şeylerden sen de anlıyormuşsun. Sosyetik leydimiz.
yapıyorsun ya? Çaktırma, gir. Özellikle rengine bayıldım, yani müthiş seçmişsin. Ya benim nişanlımın zevki 10 numara 5 yıldız, yemin ediyorum. Harikasın hayatım. Gidelim de bunları bir yatağa takalım, bakalım uyuyacak mıymış ölçüleri. Evet evet, bakalım hemen. Günaydın. Sana da günaydın. Benim biraz acelem var. İyi misin? Dinlenebildin mi? İyiyim ben. Beni merak etme. Dediklerimi unutmadın değil mi? Kendini yormuyorsun. Hala Demirhanlıların servetini mi araştırıyorsun? Geceden beri bayağı döküman buldum. Serveti tahmin ettiğimden daha büyük. Hakkını vereyim, doğru yatırım yapmış. Orhun Demirhanlı bir ay içerisinde evleniyormuş. Düğününe şöyle muhteşem bir giriş yapalım diyorum abicim. Hem bizim sayemizde de unutulmaz bir düğüne imza atmış olurlar. O kadar beklemeyeceğim. Yakında yer yerinden oynayacak diyorsun yani. Öyle olur mu bilmem. Ama kendisiyle bayağı büyük bir hesaplaşma yaşayacağımız kesin. Vallahi az kalsın Satiye teyzeye yakalanıyorduk, bütün foyumuz da ortaya çıkıyordu. Ucuz atlattık gerçekten. Fatih ile Ceylan nerede? Fatih sabah adliyeye gitti, Ceylan da gelir birazdan. Ofiste bizden başka kimse yok. Yani rol yapmayı kesebilirsin, bana bakmak zorunda değilsin. Ofiste kimsenin olmaması iyi oldu. Çünkü birbirimiz hakkında öğrenmemiz gereken bir sürü şey var. Ailenle ne yaşadın? Sana daha önce de söyledim. Seni ilgilendirmez. Ne kadar inatçısın ya. Daha konuşmamız bitmedi. Nereye gidiyorsun? Benim seninle konuşacaklarım bitti. Nevresim takımını yatağa sereceğim. Madem herkesi bu evliliğe inandıracağız, birbirimizin özel hayatlarına burnumuzu sokacağımıza, ofis aile ortamına çevirelim bari. Ne yaşadın, ne yaşadın? Sana ne ya? Ne yaşadıysam yaşadım işte. Resim değiştirmenin pratik yolları. Buldum.
Ah, çıktın mı enişte? Ben de kahveni getiriyordum. Hira niye getirmedi? Kardeşim dün için işler peşinde de. Yüzünü bile görmedim bugün. Mutfağa uğrayıp benden kahveni istedi. Dün için çok uğraşıyor kardeşim. Yeni işleri var galiba. Her şey yolunda mı? Evet, birkaç telefon etmem lazım. Günaydın. Sana da günaydın. Benim biraz acelem var. İyi misin? Dinlenebildin mi? İyiyim ben. Beni merak etme. İyi misin? Bir şey mi oldu? Her şey yolunda mı? İyi misin? Orada mısın? Evet. Neden kaçtın benden? Bir şey mi saklıyorsun? Yok, hiçbir şey saklamıyorum. Aç kapıyı. Hayır, bu gizemin sırrı ne? Bir de bana inatçı diyor. Kendi inadının farkında değil. Alt tarafı basit bir soru sorduk. Hadi ama ya, neden olmuyor bu? Böyle değil miydi işte? Hani böyleydi ya? Tamam, bir de böyle deneyelim. Şimdi. İyi misin? Nerede bunun uçları ya? O savaştığın şeyin adı Nevresim, biliyorsun değil mi? Don Kişot. Ha ha, çok komiksin. Böyle olmaz, uçlarından tutman lazım. Ters çevir. Ya tamam, ben de öyle yapacağım zaten. Yapamıyorsun işte, verir misin? Bak, senin elindeyken beceremiyorum. Tabii sana da hak veriyorum. Sonuçta Lady'ler çarşaflarını kendileri değiştirmezler değil mi? İlk deneyimin mi? Komik olduğumu düşünüyorsun ya gerçekten? Komik olduğumu düşünmüyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Verir misin? Ben yapıyorum zaten. Bak yine inat etmeye başladım. Bırakır mısın şunu? Ya ben yapacağım diyorum sana. Bırakır mısın? Bırakmıyorum. Ya şunu bırak diyorum. Kenan abi de çay koymuştur inşallah. Beraber yeriz, içeriz. Hazırlarım ben şimdi. Ay! Görmedik, vallahi bir şey görmedik. Ben çay koyuyorum. Gel sen şöyle gel, gel. Boş ver, gel. Biz yatak yapıyorduk. Yapın siz, bizim zaten işimiz vardı. İşimiz mi vardı? Şey vardı ya, simit alacaktık. Almayacak mıydık?
Doğru, biz simit aldık. Ama biz, bir durun, biz nevresim değiştiriyorduk ama. Ya kusura bakma, biraz saçma. Gitmeseydiniz. Of, yanlış anladılar, görüyor musun? Ya boş ver, aslında iyi oldu. İnandırmak için bir sürü yalan söyleyecektik, gerek kalmadı. Yani istesek bu kadar gerçekçi olmazdı çünkü. Orası öyle de. Artık yemin etseler de karınları ağrımaz. Yani ilişkimizden şüphe duymazlar demek istedim. Yani soran falan olursa aşk evliliği yaptığımıza dair yemin edebilirler. Anladık herhalde, tamam. Ya anladıysan tamam, sorun yok. Evet, sorun yok. Yani anladık derken aşk meselesi değil, yemin kısmından bahsediyorum. Ya evet evet, ben de öyle düşündüğümü düşünmüştüm. Ben en iyisi gidip şunu halledeyim. Ben de yardım edeyim sana. Sen orada kal, ben tek başıma halledeceğim. Bir şey mi oldu? Aç kapıyı. Neyin var? İyisin değil mi? Burnu mu kanadı yine? Hayır, kanamadı. Kanamadı. Peki bu niye? Hı? Uçuk çıktı. Bunun için mi benden köşe bucak kaçırdın? Baksana, böyle gelin mi olur? Ya düğüne kadar geçmezse? Ben bu halde insan içine çıkamam ki. Keşke sen de beni böyle çirkin görmeseydin. Hiç heveslenme. Bir uçukla beni kendinden uzaklaştıramazsın. Hiçbir yara senin güzelliğini bozamaz. Musa'ya söyleriz, hemen gidip bir merhem alıp gelir. Uçuk da burnunun kanaması da hep stresten. Son kez söylüyorum. Kendini bu kadar yormak yok. Söz ver. Lafı mı olur? Musa krem almaya gidiyorum deyince dur bende var dedim. Benim de arada böyle pırtlıyor. Bela bir şey. Bilmez miyim? Bak Musa, kapatabilmiş miyim?
Vallahi kardeşim, ne uçuk oldu belli, ne de kapandığını. On numara olmuş. Değil mi Gonca? Olmuş olmuş yani, varla yok arası. Yarına uçuk bile unutur nerede olduğunu. İnşallah. Her şeyi bir anda yapmaya çalışıyorsun. Olmaz ki böyle. Yavaş yavaş yapacaksın. Musa, hadi biz çıkalım. Hira Hanım uzansın. Hadi o zaman. Hayır, durun. Ben gayet iyiyim. Benim bir şeyim yok. Siz gitmeyin. Ama kardeşim, eniştem tembih etti. Yorulmasın, dinlesin dedi. Ama bizim daha çok işimiz var. Kınatamam, iyi kötü hallettik ama düğün ne olacak, onu hiç konuşmadık. Ne yapalım? Kalalım bari. Eyvah. Dayım, neredesin diye soruyor. Ben bir gidip baksam iyi olur. Sonra kaytarıyorsun diye kızıyor bana. Sen kahyacımı kızdırma. Git. Zaten nasılsa, ne var ne yoksa hepsi senden öğrendim. Anlatırım kardeşime. Anlat, anlat. İğneden iple kadar her şeyi sordum. Her şeyi de anlattım sana. Müsaadenizle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi gel. Hadi başlayalım. Demek baban evleniyor öyle mi? Yok ya. Ulan var ya, o avarenle hiç boşuna tırmalasın dursun bakalım. Kimse seni benden alamaz. Şunları da koy eski yerine. Sen artık hep burada kalacaksın. Anladın mı? Nokta. Neymiş? Babası evleniyormuş. Kızının yanına alacakmış da. Yok ya. Deli miyim lan ben? Ha? Altın yumurtlayan tavuğu size yedirir miyim lan ben? Ne oldu civanım? Ha, niye celallendin yine? Ne olacak? Bu iki avukat evleniyormuş. Kim? Tunç Bey mi? Ha, kim ne? Bak Nurşah deme, vallahi şurada bayılırım ha. Nurşah bankoda. Evleneceği kişi Tunç değil. Bunun babası Kenan'la. Aa! Ay bir yaşıma daha girdim, nasıl? Onlar birlikteler miymiş? Hiç ruhumuz duymadı bizim. Sen kimden öğrendin? Torunun ağzından aldım lafa. Ulan her şey tamam da bir bu eksikti. Az daha yaş tahtaya basıyorduk be. Sonra bu iki avukat var ya, saman altından su yürütüyorlarmış. Niyetleri belli tabii. Evleniyoruz ayağına, torunu bizden alacaklar. Yok ya. Bak sen şu şeytan fikirlere. Ne olacak şimdi? Çocuk elden gitti mi yani? Kardeşim, herkes düğünde en önemli han gelin de damat girişiymiş. İhtisam sel olup akması lazımmış. Nasıl olacak o? Bir kere kapıya kadar atlı geliyorsunuz. Karizma. Damat prens gibi. Gelin adeta prenses. Attan asaletle iniyorsunuz. Karizma dedim değmesine ama... Sence at biraz kaçmıyor mu? Nasıl yani? Yani kovboy gibi olmuyor mu? Bence deve olsa daha iyi. Afrika değil mi orası Musa? Doğru, değil. Hindistan'da değil. Olsa fil de gelirdiniz. Fil mi? Evet, düşünsene. Filin sırtında eniştemle sen sallana sallana geliyorsunuz. Herkesin ağzı kocaman açık böyle. Tam da böyle. Musa'cığım, Çerkes düğünü bu. Hint düğününü unut. Unutacağım, mecbur. Ama fil olsa daha gösterişli olurdu. Bundan vazgeçmem. Karayeli görmüş olsaydın bu kadar uzatmazdı. Tamam, olsun. Nerede kalmıştık?
Dün de atla geldiniz. Sonra tahtınıza oturmanız gerekiyordu. Evet, tahtaya mı oturacağız? Evet, hani padişahlar var ya, oturduğu var. Ha, taht. Evet. Tamam. Eniştem padişah. Sen de hanım sultan olarak düğünde tahtınızı kurulacaksınız. Biraz abartıyor olabilir misin Musa? Yani taht biraz abartılı değil mi? Doğru duyduğuna emin misin? Evet, eminim. Hem neden abartı olsun ki? Size bu yakışır. Herkes düğünü böylemiş kardeşim. İstesen de değiştiremezsin. Tamam, o zaman yazıyorum. Bence yazalım. Onu da yaz. Hızlıca söyle, ne söyleyeceksen, işim var. Tunç Bey, iyi günler. Şey diyecektim, bu bizim Kenan evleniyormuş. Ya biliyorum, sizin gibi tuttuğunu kopartan bir avukat için bu bir şey değil ama içime bir kurt düştü. Bu velayet davası acaba ne olur? Hiçbir şey olmaz, merak etme sen. Vallahi sağ olun Tunç Bey. İçime su serpildi. Yani bu şu iki avukat evlenince ben de acaba mı dedim yani. İki avukat derken? Ya şu avukat hanım. İkisi evleniyorlarmış Kenan'la. Avukat hanım kim? Nurşah Hanım'dan mı bahsediyorsun? Ya ben de duyunca çok şaşırdım. Su gibi kız. Ne buldu bu havalandı dedim ya. Yani su gibi derken afetimin eline su dökemez tabii de. İşte ne bileyim yani. Sor sor. Velayeti alabiliyorlar mı onu sor. Ya şey diyecektim. Bu tavuğu torunumu acaba benden alabilirler mi diye soracaktım. Ya ay, yüzüme mi kapattı o seni? Ne bileyim, birdenbire kapattı telefonu. Herhalde işi vardı. Canım, bu herif şeytana papucu ters gidirir be. Merak etme, bizi onlara yedirmez. İnşallah. Ayıp oldu değil mi? Öyle selamsız sabahsız girdik. Her zaman nasıl girdiysek öyle girdik. Biz nereden bilelim o vaziyette? Yakın temas. Çok yakın temas. Sıcak temas. Üf, anla işte ya. Yani bizde kabahat yok. Dediğin gibi her gün nasıl giriyorsak öyle girdik. Ama bugün her günkü gibi bir gün değilmiş meğer. Hı. Ağzını bal yesin. Aynen öyle. Bundan sonra ona göre dalarız içeri. Önceden işaret veririz. Öksürürüz. Biz geldik falan deriz. Bak öyle işte. Buluruz bir yol yani. Resmen evlenecekler. Hiç gerçekmiş gibi gelmiyor. Allah, ben ki gözümden hiçbir şey kaçmaz. Çakamadım mevzuyu. Resmen saman altından su yürüttüler. Biz uyumuşuz. Yani birbirlerini yiyip duruyorlardı. Ne ara böyle oldular? Zıt kutuplar birbirini çeker. Klişe mülişe ama bak tutuyor işte. Öyleymiş. Kolumu da kırdın yalnız. Ya sert çektiğimi söylemedin ki. Söyleseydin dikkat ederdim. Çok mu acıyor? Yok, sorun yok. Bütün gün burada oturamayız. Simit alıp ofise geri dönelim bari. Ne simidi? Çıkarken demiştin ya. Ha, evet doğru. O an sallamıştım. Alalım bari, yeriz. Hah, orada var. Gir. Sen niye ayaktasın? Dinlenmeyecek miydin? Dinlenmekten yoruldum artık.
Bir şey takıldı kafama. Nedir? Düğünde içeri girdik diyelim. Biz nerede oturuyoruz? Yani bizim için özel bir yer olacak değil mi? Ben taht diye biliyorum. Ama birleşik mi yoksa ayrı ayrı taht mı oluyor? Taht mı? Yani taht da olur bence ama iki şık sandalye yeterli. Fazla abartı değil mi? Ben demiştim. Ne demiştin? Birileri Çerkez düğünü tahtsız olmaz demişti. Ben de kendi kendime yok canım öyle şey mi olur diye düşünmüştüm. Yani iyi ki sormuşum sana. Ben cevabımı aldım. Artık gideyim. Nasıl oldu? Daha iyi. Merhem sürdüm. Hemen geçermiş. Güzel. Bizim uçuk gitmiş. Merhemin üstünde de şey var. Kapatıcı. Evet. Görüyorum. Daha doğrusu göremiyorum. Boşuna üzülmüşsün. Ben düğüne kadar geçmez diye. Hiçbir şey senin güzelliğini gölgeleyemez. Uçuk bile senin yüzünde güzelleşir.